Her biri iki basamaklı olacakmış. Birbirinden farklı. 5 tek doğal sayının toplamı 405'miş. Şimdi en küçüğünü mümkün olduğunca küçük yapmaya çalışacağız. Tabii soruyu dikkatli okumamız lazım. Verdiği her bilgi önemli bizim için. Rakamlarının farklı olması gerektiğinden bahsetmemiş. Yani aynı rakamlı olanları da kullanabiliriz. Toplam 5 tane sayı yazacağız. Yani şöyle birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü, dördüncü, bir de beşinci sayı olacak. Biz en küçüğünü mümkün olduğunca küçük yapacağız. Biz en küçüğünü şunu seçelim. Bu en küçüğü olsun. Bu en küçük. Mümkün olduğunca küçük seçmeye çalışacağız. Tabii bunu ancak şöyle yapabiliriz. Bunun küçük olmasını istiyorsak şunlar büyük olmalı mümkün olduğunca. Bunlara verebileceğimiz en büyük değerleri verirsek bu da alabileceği en küçük değeri alır. Şimdi kuralımıza uyan yani iki basamaklı ve birbirlerinden farklı tek sayılar yazacağız. Yazabileceğimiz kadar büyük yazacağız tabii. Şimdi yazabileceğimiz ilk sayı 99 olur. İki basamaklı tek. Bir sonraki 97 olur. Tek yazmamız gerekiyor. 98'i yazamayız. Şu rakamları farklı demediği için 99'u alabildik. Rakamları farklı falan demiyor. Bir sonraki 95 olur. Bir sonraki de 93 olur. İşte büyükten küçüğe doğru böyle yazabiliriz. Şu da x olsun. Bu beşlinin toplamı 405 edecek. Şöyle yan tarafta yaparsak 99 artı 97 artı 95 artı 93 artı x eşittir 405. Tabii buradan direkt gelmeyebilir. Eğer direkt gelmezse bizim sayımız onu yeniden ayarlamaya çalışırız. Şunları toplayalım. Şu toplam şöyle 10 yapacak. 19, 5 de burada 24. Şöyle 4 diyelim. 36, 38, 384 artı x eşittir 405. Şimdi buna karşıya atıp çıkaralım. Şimdi bu 400'e kadar 16 var. 5 de burada var. 21. Bizim x'imiz çıkardığımız zaman 21 oldu. Tabii böyle olmasaydı yani bir problem çıkarsaydı bu sayı şu an çıkarmadı da mesela diğerleriyle aynı çıksaydı o zaman sayılarımızı değiştirecektik şunlar. Ya da diyelim ki bu böyle iki basamaklı çıkmadı. Farklı bir şekilde çıktı. Şu an öyle bir sorun yok ama mesela tek basamaklı çıktı. Bunları ayarlardık o zaman. Yeniden düşünürdük. Şu an sorun yok.